Değerli izleyenler, Safpet'in sunduğu Ankara Arı ve Arıcılık Ürünleri Festivali'nde bu seferki stand ziyaretimiz Safpetek standı ve çok değerli Genel Müdürümüz, Yönetim Kurulu Başkanımız Eyüp Ömer Özyiğit ile beraberiz. Eyüp Bey, hoş geldiniz programımıza efendim. Teşekkür ederim Adil Bey, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ayarınızın ediyoruz. Ayarınızın size hemen burada fuara almış bulunuyoruz. Hoş geldiniz. Çok sağ olun Eyüp Bey. Erzincan'dan siz de çok hızlı bir şekilde fuara katılım sağladınız. Arıcılık neredeyse Safpetek'te orada. Maşallahınız var. Arıcılık ürünleri olarak Safpetek'te yenilikler var mı? Ürün yelpazeniz genişledi mi? Çalışmalar nasıl gidiyor? Sizlerden dinleyelim. Evet, çalışmalarımız olduğu gibi her zaman bildiğiniz gibi biz vatandaşımızı aracımız değil, arıları keklemek için kek üretiyoruz. Ve yeni çeşitlerimiz, ruhsatlarını aldığımız, Ar-Ge'leri tamamlamış olan ürünlerimiz var. Bunlardan biri orada araştırmanın yapmış olduğu güzel bir ürünümüz var. Onu şu anda Ankara Fuarı'na tanıtıp görücüye çıkarttık. O ürünümüz şu anda ürün gamımıza girdi. Artı burada özel premixlerimiz var. Arılarımız için ürettiğimiz vitamin, mineral, amino asitlerimiz çıktı. Onlar var. Değişik ürünlerimiz var. Bunlar ruhsat aşamasında olanlar var. Ruhsatlarını aldıklarımız var. İnşallah 2023'e kadar, yani 2023'ün birinci ayına kadar tüm ürünlerimizi Ankara İstanbul Fuarı için tamamı ruhsatlarla beraber bitmiş olup hazırlamış olacağız. Çalışmalarımız güzel gidiyor. İnşallah aracımıza daha iyi hizmet verebilmek için 3000 metrekarelik yeni bir tesise başladık. İnşallah onu da bitirip inşallah açılışında da Türkiye'deki imkanı olan tüm aracılarımızı Safpetek kimdir, nedir, ne değildir, ne yapar, hangi tesiste çalışır, hangi ürün yelpazesinde, hangi kalitede üretir, onu da göstermek için büyük bir gayretle hazırlığımızı bitirdik. 11. ayın sonunda inşallah tesisimizi bitirmiş olacağız. Ama 2023'ün ilk aylarında hem petek sezonu hem de inverşurup ve diğer ürünler premix gruplarında açmış bulunacağız. Tüm aracılarımızla inşallah gününü belirleyip sosyal medyadan veya sizin aracılığınızla tüm aracılarımızla Türkiye'den Erzincan'ımıza davet edip yeni yapmış olduğumuz tesisin hangi şartlarda ürettiğimizi aracımızın bilmesi için kapalı kapılar arkasında Washington yapmayacağız. Aracımız hangi şartlarda hangi ürünü aldığını daha iyi bilmesi için hızlı bir gayretle çalışıyoruz. Maşallahınız var, hem ürün yelpazesinde hem yeni tesis. Ordu Araştırma Enstitüsü ile ilgili bir çalışmanız vardı. Herhalde yanılmıyorsam bu kekti değil mi efendim? O kekimiz özel premixli bir kekimizdir. Kesinlikle ilaç değil veya takviye edici özel premixtir bu. Aracımızın özellikle tedavi maksatlı kullanılmak kaydıyla ilaç değil. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Tedavi maksatlı özel premixli kekimizdir. 2 yıldır Ar-Ge'sini bitirdik. Ar-Ge çalışmaları bitti. Şu anda da görücüye çıktık. İnşallah 2023'te daha 2 tane daha ürünümüz var. Onların da Ar-Ge'leri bitti. Çalışmaları yapıldı. Son aşamasını bekliyoruz. İnşallah onlar da 2023 Mart ayındaki İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki fuarımıza yetiştirmeye çalışacağız. İnşallah. Bunun rengi böyle koyu muydu Eyüp Bey? Bunun rengi biz bunu çikolata tabiriyle içindeki premixin vermiş olduğu renktir. Herhangi bir katkı veya boya, herhangi gıda boyası yok. Özellikle premixin vermiş olduğu kendi rengi. Evet. Çikolata diye tabirlendiğimiz, zaten şu anda listemizde de çiko diye tabirlendiğimiz özel kekimiz bu. Evet, maşallah ürün yelpazesi genişledi. Sizin tesisiniz büyüyor. Safpetek'in hedefinde neler var? Nereye gidiyor Safpetek? Adil Bey, çok güzel konuya vardınız. Safpetek Allah nasip ederse şu ana kadar 6 ülkeye ihracatı vardı. 11 ülkeye hedefimiz 2023'te 11 ülkeye ihracatımız yapmak ve ihracatta da tek dönemlik bir satış değil. Yani Avrupa piyasası bizim için çok ideal piyasa. Zaten Türkiye Avrupa'ya birliğine giremedi ama
Bir esnaf petek firması olarak Avrupa Birliği üyesiyiz. Onu da gururla söylüyorum. Maşallahınız var. Evet, Avrupa Birliği ürün gamında, Avrupa Birliği çok hassastır. Yani ürünleri kesinlikle mamuller girmeden evvel laboratuvarlarında kontrol edilip ondan sonra testten geçmedikten sonra zaten malı olurunu verip siparişini geçmiyorlar. Tabii ki biz bunu yapabilmek için de Avrupa Birliği üyesi olmak, yani ürünün Avrupa Birliği portföyünde olması gerekiyordu. Biz de onu yaptık. Tabii ki biz Türkiye olarak Avrupa Birliği'ne giremedik ama Safpedek Avrupa Birliği üyesi, gururla da söylüyorum. Türkiye'den önce girdiniz. Kesinlikle, kesinlikle. Erzincanlı olarak. Gurur duyuyorum yani. Almanya değil, Binali Bey kıskansın sizi. Teşekkür ediyorum. Evet, hemşerimizin de güzel çalışmaları bize destekler olmuştur. Siyasi bir şeyimiz yok ama tabii ki onunla açılmayacak kapıları da birazcık açtık elhamdülillah. İnşallah güzel yarınlar bizim olacak. İnşallah sohbeti bu yolculukta başarılar diliyoruz. Sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun Adil Bey. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Safpetek Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eyüp Ömer Özyiğit'le çok kıymetli çalışmalarını fuar ortamında kısaca da olsa dinlemeye çalıştık efendim. Kendilerinden aldık. Avrupa Birliği'ne artık bu ürünlerin giriyor olması da, ihracat yapan bir firma konumuna geliyor olması da Safpetek açısından değil sadece bizim için de büyük bir gurur kaynağı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Kendilerine başarılarının devamını diliyoruz. Bizler de Safpetek sponsorluğunda stansiyerlerimize, röportajlarımıza devam ediyoruz efendim.